Diyarbakır Barosu yıllardır bu tür meselelerde, bu tür özellikle yaşam hakkı ihlali gibi iktidardan gelen, devletten gelen hak ihlallerine yönelik tespitlemeler, raporlamalar, açıklamalar yapan bir kurum. Bu Diyarbakır Barosu'nun bir tarihi tutumu zaten. Yani Diyarbakır Barosu'nu var eden şey aslında bu çalışma alanı. Maalesef bu çalışmalar iktidarı rahatsız ettiği zaman da iktidar soruşturma tehdidiyle Diyarbakır Barosu'na yönelmeye başlıyor. Bir şekilde önce bir sosyal medyada algı geliştiriliyor. Bu algıdan sonra da maalesef soruşturmaya dönüşüyor. Ama dediğim gibi bu sadece bugünün meselesi değil, geçmişten gelen bir Diyarbakır Barosu'na yönelik iktidar tutumu. Bugün de kendisini yeniden bu soruşturmayla bir kez daha gösterdi bu tutum. Yani hak ihlallerinin ya da yaşanan hukuksuzlukların temelinde Kürt meselesi var. Yani bu sadece son 5 yılın, 10 yılın meselesi değil. 1990'lardan beri özellikle bölgede yaşanan ağır insan hakları ihlalleri Kürt meselesinden ayrık düşünülecek olaylar, olgular değil. Bu anlamda bu tür ihlallere yönelik Diyarbakır Barosu gerek hukuki gerekse de Diyarbakır Barosu'nun kurumsal kimliğinin tutumuyla karşı bir duruşu hep gösterdi. Başvurduğu hukuki yollar ya da bu konuda yapmış olduğu değerlendirmeler her zaman rahatsızlık uyandırdı. Tabii özünde de Kürt meselesi var. Bugün Kürt meselesinin çözümsüzlüğü aynı zamanda bu yönlü ağır hak ihlallerinin ve toplumsal sorunlarının temel kaynağı. Bu anlamda da biz bu meseleden bağımsız düşünemeyiz. Evet, 2012-15 arasındaki Kürt sorununun demokratik zeminde barışçıl diyalogdan barışçı temelde çözümü aşamasını bir gözler önüne getirin. Evet, o dönemde bir şekilde bir çatışma süreci bir yandan çözüme dair niyet ve irade açığa çıkmışken bölgede ciddi anlamda hak ihlalleri pek de yaşanmıyordu. Ama ne zaman ki yeniden meseleye güvenlikçi politikalarla bakış niyeti ortaya çıktığı zaman, daha doğrusu sorunun salt güvenlikçi politikayla çözümü konusundaki anlayış maalesef ciddi hak ihlallerini ve yaşam hak ihlallerini kendisiyle birlikte getiriyor ve bu anlamda da bizim gibi hukuk örgütlerine, sivil toplum örgütlerine daha çok iş düşmeye başlıyor. Yani bu işten kastımız da bu hak ihlallerine karşı ses çıkarmak, bu hak ihlallerine yönelik hukuki yollara başvurmak. Maalesef bu da güvenlikçi politikalarla meseleye bakan iktidarları ve bürokratik yapıyı rahatsız ediyor. Temelde evet çok net bir şekilde bu hedef göstermelerin ya da bu sürekli şekilde soruşturma tehditinin altında Kürt meselesinin çözümsüzlüğünün yattığını söyleyebiliriz. Meselenin teknik hukuki boyutundan bahsetmek lazım. Bugün Türkiye'de evet İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevinde özel bir infaz rejiminin olduğunu artık hiç kimsenin inkar etmeyeceği kanaatindeyiz. Bir şekilde bugünkü hukuk sistemimizde her tutuklunun, her hükümlünün sahip olduğu haklar var. Bunlar da söz konusu kişilerin işte avukatlarıyla görüşme hakkı ya da aile fertleriyle görüşme hakkı gibi temel insani haklardan bahsediyoruz. Bu işin teknik hukuk boyutuyla bir kere bu hakların tamamının şu anda yerine getirilmediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Şimdi öte taraftan tabii ki biz Kürt meselesinin çözümünde sorunun kalıcı bir çözüme ve çatışmasız bir çözüme, şiddetsiz bir çözüme kavuşabilmesi için de bütün aktörlerin rolünü oynaması gerektiğine inanan bir kurumuz. Yani sorun eğer gerçekten çözülecekse, işte sadece belli seçim dönemlerinde seçim stratejisi üzerine gündeme getirilen bir meseleden öte bir mesele Kürt meselesi. Yüzyıllık tarihi, toplumsal, siyasal bir mesele. Bu anlamda sadece seçim dönemlerinde değil, gerçek bir çözüm iradesiyle meselenin gündemleşmesi gerekiyor. Bu anlamda da bu meselenin gündemleşmesi bütün aktörlerin aynı zamanda rolünü oynamasının önünün açılması demektir. Bu anlamda biz Diyarbakır Barosu olarak her süreçte şunu söyledik. Evet, savaşa, çatışmaya, operasyona karşı yaşamı savunan bir kurumuz. Bu tür evet tarihi toplumsal meselelerin de çözümünün diyalogtan geçtiğini, daha çok özgürlükten, daha çok eşit yurttaşlıktan geçtiğine inanan bir kurumuz. Bu anlamda da bu amaca hizmet edecek. Yani sorunun demokratik zeminde barışçıl çözümüne yönelik katkısı olacak her kişinin,
her aktörün sürecin içerisinde olmasına inanan bir kurumuz. Sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin, siyasi partilerin de bu süreçlerde üzerine düşen rolü oynamasının önü açılmalı. Bunların hepsi aslında sorun çözme açısından birer fırsat. Bugün HDP'nin mecliste oluşu, bugün HDP'nin ya da HDP gibi birçok Kürt siyasi partinin bu sorunun çözümüne ilişkin niyetlerini ve iradelerini ortaya koyması gerçekten birer fırsat. Ya da bizler gibi sivil toplum örgütlerinin de üzerine düşeni oynama konusunda ortaya koymuş olduğu tutum da bir fırsat. Bu anlamda ben bu süreçlerin birbirinden bağımsız olmadığı kanaatindeyim. Evet, bir şekilde seçim süreçlerinde Kürt meselesi gündemleşiyor. Kimisi bu meselenin güvenlikçi boyutuyla yaklaşımı kendisine siyasal hedefleri açısından kullanmaya fırsat görüyor. Ama bizler hep şunu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Şiddet, güvenlikçi politikalar bu meselenin çözümünden ziyade daha da derinleşmesini ve daha da ağır sonuçlara sebebiyet vereceğini inanan bir kurumuz. Hukuki anlamdaki bir hukuksuzluk olduğu net. Yani aile bireyleri ve avukatlar açısından görüşmemenin devam ettiriliyor olması hukuki anlamda gerçekten sorunlu bir mesele. Ama öte taraftan dediğiniz gibi evet, eğer bir sorunun çözümü açısından rolü ve pozisyonu toplum tarafından ya da meselenin tarafları, aktörleri tarafından önemsenen biri ise muhakkak surette de bu konudaki iletişimin sorunun çözümüne katkı sunacağı konusunda şüphe yok. Ama dediğim gibi yani kurulacak iletişimin ya da sorunun çözümüne yönelik gerçek bir çözüm iradesi açığa çıktığı zaman gerçekten herkesin de aktör olarak üzerine düşeni yapacak konusu benim hiçbir kuşkum yok. Tabii İmralı süreci geçmişte de var olan bir süreçti ve söylemlerinin gerek örgüt üzerinde, gerek toplum üzerinde, gerekse de devlet tarafından da muhataplık konusundaki yaklaşımı biz daha önce gördük. Bu anlamda da çözüm açısından iletişimin sorun çözümüne katkı sunacağı bugünkü süreçte faydalı olacaktır tabii ki. Tabii yani eğer daha önce tecrübe ettiğimiz süreç benzer bir tutumla ortaya çıktı. Yani o iletişim ve oradan gelen çağrılar, oradan gelen söylemler üzerine gelişti. Toplum ya da dediğim gibi bu sorunun aktörleri meselenin çözümü açısından kurulacak iletişimin sürece katkı sunacağını dile getiriyorlar, belirtiyorlar. Bu anlamda o iletişimin sorunun çözümüne katkı sunacak konusunda benim de kişisel anlamda bir şüphem yok. Ama dediğim gibi bu iletişimin de sağlıklı zeminde bütün aktörlerin de devrede olduğu bir şekilde gelişme. Evet, o dönemde özellikle avukatların baromuzdan da talebi buydu. Kendi müvekkilleriyle görüştürülmüyor olmanın hukuki açıdan yarattığı rahatsızlığı dile getirdiler. Ve biz de Diyarbakır Barosu olarak kurumsal kimliğimizle öncelikle bu iletişimin ve görüşmelerin sağlanmasının hukuki bir gereklilik olduğunu, bir hak olduğunu belirterek Adalet Bakanlığı'na bir başvuru da yaptık. Aynı zamanda gerek aile fertlerinin yaşadığı kaygı, gerekse avukatların da aynı zamanda yaşadığı kaygıyı dile getirerek Diyarbakır Barosu'nda bu tür bir görüşmeye hazır olduğunu dile getirdik. Ama maalesef Adalet Bakanlığı'ndan bugüne kadar bizim bu yazılı başvurumuza istinaden bize ulaşan bir cevapları olmadı. Ya çözüm şu, evet, Kürt sorunu bu ülkenin can yakıcı sorunu. Yani son 40 yılı on binlerce insanımızın ölümüne sebep veren bir mesele. Türkiye'nin demokrasi meselesi aynı zamanda, Türkiye'nin özgürlükler meselesi aynı zamanda. Türkiye'deki ekonomik, bugünkü ağır ekonomik tahribatın da sebebi aynı zamanda. Ağır askeri harcamalarla, ağır askeri tedbirlerle ekonominin görmüş olduğu zarara ilişkin birçok rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Bu anlamda biz Diyarbakır Barosu olarak her zaman belirttiğimiz gibi bu meselenin kalıcı bir çözüme ihtiyacı var. Bu meselenin kültürel boyutuyla, siyasal boyutuyla, kimlik boyutuyla çözülmesi gerekir. Bu mesele bir 40 yıl daha çatışmayla sürdürülebilir bir mesele olmamalı. Bu meseleye dair tek bir insanımızın da artık yaşamına mal olmaması gerektiğine inanan bir kurumuz. Biz her zaman da çözümün şiddetten uzak yöntemlerle, ne çatışmayla, ne operasyonla, ne savaşla çözülmeyeceğini, sorunun
eşit yurttaşlık, daha çok özgürlük temelinde çözüleceğine inanan bir kurumuz. Bu anlamda çözüm niyetinin diyalogla mümkün olacağına inanmaktayız. Diyarbakır Barosu olarak çağrımızda bütün aktörlere bu minvalde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme konusunda fırsatların oluşturmasına katkı sunmaları ve sorumluluk üstlenmeleridir.